kaynağının Allah olduğuna dogma olarak mı inanıyoruz? A priori. Böyle istemiyor. Vahyin kendisi böyle istemiyor. Vahyin ilahi oluşunun delilleri, vahyi getiren kişinin ömür boyu düşmanları tarafından dürüst biri olarak kodlanmış olması bir numarada geliyor. Ondan sonra iftiralar atıyorlar, iftiralar içinde yalancı yok. Fark ettiniz mi? Kazip diyemiyorlar peygambere. Vahiy geldikten sonra iftiralara başlıyorlar ama o iftiralar içinde kazip yok. El-Mecnun var. Cinlenmiş, delirmiş. İkincisi, 1450 yıllık bir hitap eskir arkadaş. Roman yazsanız, bir hikaye yazsanız, bir destan yazsanız, bir şiir yazsanız eski, aktif ve aktüel olamaz. Şimdi ve burada da asla insanları, milyonlarca, yüz milyonlarca kadın ve erkeği arkasına düşüremez. Üçüncüsü, vahyin insan üzerindeki otoritesi, insanın kendi üzerindeki otoritesinden, dönüştürme, değiştirme otoritesinden daha güçlü. Vahyin içeriği öyle bir vahyin ilahi oluşuna delil ki, içinde kuşku olmayan bir şey olarak takdim ediyor. Cin suresinin 14. ayette, Müslümanın, İslam'ın bir tarifi var. Müslüman kimdir diyor ve arkasından diyor ki, onlar doğru yolu arayanlardır. Avucunuza bakın, koydum işte demiyor. Arayışı getiriyor. Bu müthiş bir özgüvendir. Akletmez misiniz? Ne kadar kıt aklediyorsunuz? Delilinizi getirsenize, dürüstseniz, doğruysanız, hadi delilinizi getirsenize, 1, 2, 3, 4, 5, yani bir sürü yerde. Ateist görüş bize hadislerle geliyor. Kur'an'a atacağı taşları hadislerin zaarından alıp da atıyor. İslam'ı taşıyacak, Kur'an'ı taşıyacak, o taşları oradan alıyor. Yani ortak malzeme kullanıyorlar. Hadisçilerle ateistler malzemeyi ortak kullanıyorlar. Depo aynı.